Elektronik ve haberleşme mühendisi. İşletim sistemlerinin ve her türlü elektronik aletin tasarımı, üretim teknolojisi, çalışma ilkeleri, yapımı ve işletilmesi ile ilgili alanlarda çalışan kişidir. Elektronik ve haberleşme mühendisi ne iş yapar? Elektronik ve haberleşme mühendislerinin çalışma alanları oldukça geniş olduğundan, yapılacak işlerde çalışma alanına göre farklılıklar gösterir. Haberleşme, elektronik cihaz üretimi, bilişim teknolojileri, tıbbi elektronik, ses görüntü sistemleri, proje tasarım ve yazılım uygulamaları, internet servis sağlayıcıları, güvenlik teknoloji sistemleri, test ve ölçüm aletleri belli başlı çalışma alanları olarak sayılabilir. Elektronik ve haberleşme mühendisleri bu sayılan alanlara ilişkin elektronik alet ve sistemleri tasarlar, projelendirir, araştırma geliştirme çalışmaları yapar, tasarlanan ürünlerin üretimi ile sistemin düzgün çalışmasını sağlar, üretilen ürünlerin satışı, pazarlaması konusunda çalışır, işletmelere bakım onarım konusunda teknik destek sağlar, danışmanlık, hizmet içi eğitim öğretim çalışmaları ile ilgili faaliyetlerin yönetim kademesinde de bulunabilir. Elektronik ve haberleşme mühendisinin çalışma ortamı ve koşulları. Çalışma ortamı özellikle tasarlama, yöneticilik ve ARGE faaliyetlerinde bulunanlar için genellikle temiz ve düzenli ofis ortamlarıdır. Ancak üretimde çalıştırıldığında çalışma ortamı az miktarda nem, koku, kir, yağ, gürültü olabilir. Örneğin entegre devre üretiminde özel koruma giysileriyle çalışmak gerekebilir. Teknik destek ve bakım aşamalarında çalışma ortamı duruma göre değişkendir. Çalışma esnasında diğer çalışanlar ve müşterilerle iletişim halindedir. Çalışmalarını tam zamanlı olarak sürdürmekle birlikte proje bazında yapılan çalışmalarda vardiya sistemiyle çalışabilirler. Duruma göre şehir içi veya şehir dışına seyahat etmek gerekebilir. Nasıl elektronik ve haberleşme mühendisi olunur? Mesleğin eğitimi üniversitelerin elektronik ve haberleşme mühendisliği bölümünde verilir. Eğitim süresi 4 yıl olup yabancı dil hazırlık eğitimi veren üniversitelerde toplam 5 yıldır. Eğitim süresince mesleki dersler ağırlıklı verilmektedir. Ayrıca bitirme tezi hazırlamaları gerekmektedir. Elektronik ve haberleşme mühendislerinin çalışma alanları ve iş bulma olanakları. Elektronik ve haberleşme mühendisleri endüstrinin ve teknolojinin gelişerek yaygınlaşmış olduğu yerlerde, özellikle büyük şehirlerde başta İstanbul, Ankara, İzmir gibi ulusal ve çok uluslu şirketlerde, radyo, televizyon, yayın, internet hizmeti ile ilgili kuruluşlarda, bilişim teknoloji şirketlerinde, sağlık sektörüne hizmet veren mühendislik kuruluşlarında, gerek araştırma geliştirme, gerekse üretim ve pazarlama birimlerinde rahatlıkla iş bulabilmektedirler. Çalışma alanları oldukça geniştir. Kamu ve özel sektör işyerlerinde eğitimden savunmaya, bankacılıktan ulaşıma, müzikten imalata, eğlenceden sağlık sektörüne kadar her alanda iş bulma olanağına sahiptirler. Aynı zamanda bu sektörde yönetici olarak da görev alabilirler. Yurt dışında çalışma imkanları da mevcuttur. Teknik bilgi ve donanımlarını yaratıcılıkları ve girişimcilikleriyle birleştirerek kendi işlerini kurma şansları da vardır. Teknolojinin giderek artan bir hızla hayatımıza girmiş olması, bu konuda birçok yeni alanın doğmasına neden olmaktadır. Elektronik ve haberleşme mühendisliği mesleğinin gelecekte aranan meslekler arasında en üst sıralarda yer alması beklenmektedir. Elektronik ve haberleşme mühendisliği programını bitirenlerden, ortaöğretim alan öğretmenliği, tesis yüksek lisans programını veya Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK işbirliği ile açılan pedagojik formasyon programını başarıyla tamamlayanlar, elektronik, raylı sistemler elektrik elektronik, gemi elektroniği alanlarında öğretmen olarak çalışabilirler. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca onaylanan eğitim kurumlarından eğitim alıp, eğitim sonunda eğitim katılım belgesi ile bakanlıkça açılan iş güvenliği uzmanlığı sınavında 70 ve üzeri puan alanlar iş güvenliği uzmanı belgesi almaya hak kazanarak iş güvenliği uzmanı olarak da çalışabilirler.